Nereden okuyorum? Kastamonu 181. Bir kısa bir mektup var. Leyli Kadir'in hakikatiyle alakalı. Onu okuyacağız. Şimdi Risale-i Nur'da 4 tane ifade var. Risale-i Nur'da. 3 aylar şuur selase 83 sene manevi bir ibadet ömrü kazandırabilir. 1. Ramazan kazandırabilir. 2. Leyli Kadir kazandırabilir. 3. Risale-i Nur kazandırır. 4. Şimdi biz dördüncüsü Risale-i Nur 83 sene manevi bir ömrü yani Leyli Kadir'in hakikatını nasıl kazandırıyor yani? Dersimiz mektup bu. Nereden okuyayım? 181. Bismi Subhane Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu parça hem lahikaya hem icaz-ı Kur'an'ın ahirine yazılacak, birkaç gün sonra ehemmiyetli bir parçayı da göndereceğiz. Şimdi bu lahika mektubu aynı zamanda Muzzat-ı Kur'an'ı Risalesi'ne sonuna yazılsın. Niye Muzzat-ı Kur'an'ın sonuna yazılsın? Çünkü ayeti tefsir ediyor. Hangi ayeti tefsir ediyor? İnna enzelnâ fî leyletil kadr. Ve başın sura var ya, bin aydan daha hayırlıdır. Kadir suresini 2-3 tane ayeti de izah etmiş oluyor yani burada. O yüzden Muzzat-ı Kur'an'ın ahirine yazılsın diyor yani. Mübarek Ramazan'ın Leyli Kadir sırrıyla 83 sene bir ömrü manevi kazandırması sırrı hikmetiyle ve Risale-i Nur'un şakitlerindeki sırrı ihlasla tesanüp ve iştirak-ı amal-ı uhrevi düsturuyla her bir sadık şakirt o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delil budur ki bu daire içinde 40 bin belki 100 bin o zaman söyle şimdi biz bu zamana bakacağız 100 bin halis hakiki müminlerin içinde hakikati Leyli-i Kadri bak sureti demiyor hakikati Leyli-i Kadri elde edecek 1-2 10-20 değil belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kabidir bak dikkat edelim yukarıda dedi ki 40 bin 100 bin hakiki halis müminlerin içinde kaç tane kazanabilirmiş 1-2 10-20 değil belki 100 bak 100 bin kişinin içinde 100 kişi yani onda bir veriyor. Yani %10. Bu sırrı yakalayabilirmiş. Şimdi anlatacağız bakalım o sır neymiş. Leyli-i Kadir'in insana kazandırdığı o hakikati Risale-i Nur hizmetinin içinde varmış yani. Peki nasıl kazanacakmışsın? Şimdi önce bir Leyli-i Kadir'i anlayalım. Bakalım Leyli-i Kadir'de ne oluyor? Şimdi dedi ki Leyli-i Kadir sırrıyla 83 sene bir ömrü manevi kazandırması. Şimdi Cenab-ı Hak Ramazan'ın dışındaki aylarda sevapta en az 1'e 10 veriyor. Mesela bir Kur'an okudum. Diyelim ki Allah dedim. Allah 5 harfli. En az 10 verdiği için kaç hasene alıyorsun? 50. Recep'te üstadımız diyor ki 100'den geçer. Şaban'da 300'den geçer. Ramazan'da 1000'ler. Mübarek gün ve gecelerinde Cuma ve Leyli-i Kadir gibi hususen Leyli-i Kadir'de 30 binden geçer diyor. Yani bir Allah dedin Leyli-i Kadir'den tamam mı? 5 harften en az 30 bin verdiği için 150 bin yapıyor. Şimdi yatsı namazından sonra sen başlasan Leyli-i Kadir'i idrak etmeye çalışsan ne yapabilirsin sabaha kadar? Çok cami böyle ne istersen çok cami külli dualarla istemen gerekiyor ki senin o söylediğin lafızlar cüziyetten çıksın külliyet kesbetsin. Zaten 6-7 saatin var yani. Değil mi? Peki buradaki şey ne? Üstadımız bunu 24. sözde söylüyor. Niyeti halise ile diyor. Şeffafiyet peydadan. Yani sen 8 saatte, 10 saatte, 6 saatte ne yapacaksın yani? Bir anda yani her tarafı gezip dolaşamazsın ki. Secde edemezsin ki her tarafta. Yani öyle cami bir kelam kullanman gerekiyor ki veyahut da
o niyet-i haliseyi taşıman gerekiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın baktığı o yani. Onu kesbetmen gerekiyor yani. Şimdi Leyli-i Kadir'de ne oluyor? Cenab-ı Hak 1'e 30 bin veriyor en az. Şimdi sen Leyli-i Kadir'i hakkıyla bir geçirsen, değil mi? Böyle. Ayetle sabit 1000 aydan daha hayırlı yani 1000 aydan. Şimdi 1000 ay ne yapıyor? Burada söyledi 83 sene bir manevi ömrü kazandırması. Yani 1000 ay 83 sene yapıyor. Sen 83 sene ibadet ederek kazanabileceğin netice var ya, onu bir gecede kazanman mümkün yani. Böyle bir şey mümkün. Leyli-i Kadir'de. O sır var yani. Cenab-ı Hak 1'e 30 bin veriyor ya, mesela güzel bir şey düşündün. Mesela bir Sübhanallah dedin, öyle bir camiyette hayalini, öyle tarifini işletirsin ki milyon yazar, milyar yazar ya. Yani o gecede müthiş böyle bir sır var yani. Güzel bir şey düşünürsün, ondan sonra birine bir şey anlatırsın, ondan sonra bir rekat namaz kılarsın, değil mi? Ondan sonra üç ihlas, bir Fatiha, bir hatim yapıyor ya, bir hatim okursun, 83 sene hatim etmiş gibi yani. Bak kısa bir şey yapıyorsun ama, değil mi? Üç ihlas, bir Fatiha'yı bir dakikada okursun, değil mi? İki dakikada. Ama bir hatim oluyor. O gecede, yani zaman kısa ama mükafat çok büyük. Şimdi bu anlaşıldı değil mi? Bu sırrı hikmetle Risale-i Nur'un şakirtlerindeki üç tane sayıyor. Şuraya yazayım ben. Sırrı İhlas. Sırrı Tesanüt. Bir de İştirak-ı Amal-ı Uhreviye. Şimdi Leyli-i Kadir'in kazandırmış olduğu 83 sene manevi ömrü Risale-i Nur hizmetinde şu 3 tane vasfa sahip olan kazanabilirmiş. Böyle bir şey mümkünmüş. Üstad'daki 100 bin kişinin içinde 100 kişi elde etmesi ihtimali kuvvetlidir dedi. Peki niye şu vasıflar? Bak bunlar çok önemli. Şimdi Leyli-i Kadir'in bir mahiyeti var. Bir sureti var, bir hakikati var. Leyli-i Kadir'in mahiyetine bin aydan daha hayırlı. Suretine, sureti insana bakıyor. Uzun zamanda alacağın mesafeyi bir anda aldırıyor Cenab-ı Hak sana. Yani sen mesela korkunç bir hasene kazanıyorsun o gecede. Diğer günlerde öyle değil yani. Diğer günde belki 6 ayda, belki 10 senede o haseneyi kazanamamış. Leyli-i Kadir'in sureti insana bakıyor. Uzun zamanda alacağı mesafeyi kısa zamanda aldırıyor sana Cenab-ı Hak. Hakikati ne? Allah'a bakıyor. Seni kelamına mazhar ediyor. Yani manaya mazhar ediyor, feyze mazhar ediyor, ihlasa mazhar ediyor seni yani. İbadetlerin özü çekirdeği ruhuna ihlas yani. İhlassız bir şey makbul olur mu? Allah canibinden Leyli-i Kadir'in hakikati o taraftan baktığımız zaman ne abicim? Allah'ın seni İhlasa mazhar etmesi, manayı feyze mazhar etmesi. Şimdi şu üç tane vasıf hizmetin içinde var ya, sırrı ihlas, sırrı tesanat, iştiraki amal uhreviye. Şimdi biz tesbihatlarda birbirimize dua ediyoruz ya, ondan sonra kaç tane şu an nur talebesi var? Şu an Hasan Hocam ne kadar vardı? Nur talebesi? 100 bin tane. Şu an? 100 bin az ya. Ahmet ne kadar vardı? 5 milyon vardır abi. 5 milyon vardır ya dünya çapında. Üzerinde. Bunun kaç tanesi sırrı ihlas, sırrı tesanet, iştiraki amal uhreviyesi var? Hüsnü zan edelim, hepsi diyelim yani. Çünkü biz hüsnü zana memuruz. Zaten ne geldiyse başımıza bu hüsnü zan etmekten geldi. Bu 3 tanesi mi abi? Kimde var diyorsun? Şimdi bak bu 3'ü o 5 milyon dedik ya, 5 milyon nur talebesi var. Diyelim ki bunun yarısında var. Bakın bir insan düşün, şu 3 tane vasfı gösterdi. 2,5 milyon kişinin o anda yapmış olduğu
Bütün ibadetler onun hanesine yazılıyor işte. Hani Leyla-i Kadir'de neydi? Çok uzun zamanda alacağın hasenatı, değil mi? Uhrevi hasılatı, Cenab-ı Hak sana o kısa zaman diliminde veriyordu ya. Eğer sen bu üç tane vasfı gösterirsen lisan-ı hizmeti içinde, tamam mı? İşte o Leyla-i Kadir'in hakikati dediği bu yani. Dedi ki, her bir sadık şakir o fevkalade manevi kazancı elde edeceğine o kuvvetli bir delil şimdi söylüyor işte. 40 bin belki 100 bin hakiki müminler içinde hakikati Leyla-i Kadir'i elde edecek. Hakikati Leyla-i Kadir ne? Çok uzun zamanda kazanacağın o hasılatı, o manayı feyiz hasenatı kısa zamanda kazanıyorsun hizmetle. Nasıl kazanıyorsun? Şu üçünü göstererek yani. Yani sen sırrı ihlaslısın. Sırrı tesanetü, iştiraki amali uhreviye de katılmışsın. Tamam mı? O zaman sen mesela belki 300 sene yaşasan, 500 sene yaşasan şu üç tane vasıfla göstereceğin hasenatı elde edemezsin. Zaten Kadir suresinin iniş şeyi ne? Esbab-ı nüzulü. Yani sahabeler kendi aralarında konuşuyorlar. Keşke biz eskide yaşasaydık da çok ibadet etseydik. Eskiden hani ümmetler 500 bin sene yaşayan oluyormuş ya. Böyle birbirlerine hayıflanırken ömrünlerinin az olmasını bu ayet gelmiş işte. Leyla-i Kadir'in hakikatini elde etmek Risale-i Nur hizmeti içinde varmış, diğer hizmetlerde yok. Çünkü niye? Herkes kendine çalışıyor. Bizim hizmette yok. Sen bunları yakaladığın zaman, tamam mı? Sırrı ihlası tesanütü, iştiraki amel uhreveye dahil oluyorsun. O an kaç tane böyle talebe var? Diyelim ki 2 milyon, 2,5 milyon. Ne kadar varsa onların hepsinin yapmış olduğu hasenattan istifade ediyorsun. Peki bunun şartı ne? İstifade etmenin bunlar işte. Bir de şöyle bir şey var. Hani daha önce bir okumuştuk bu mektupları. 96 Kastamonu. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu kazancı kaçırmamak için, bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta, istinab-ı kebairde çalışmak gerekiyor yani. Şimdi dört tane saydı. Sadakat, hizmet, takva, istinab-ı kebair. Şimdi sadakat ve hizmet senin çapını genişletiyor. Takva ve istinab-ı kebair de senin aynanı temizliyor. Yani ikisi aynayı genişlendirirken, mesela senin bir kapasiten var. Değil mi? O kapasiteni genişlendirmek için takva ve hizmet aynanı parlatmak için sadakat ve hizmet aynayı parlatmak için takva ve içtinab-ı kebair. Şimdi o umum Leyla-i Kadir'in hakikatını kendi halinde gösterebilmen için ne yapman gerekiyor? Şunları yapman gerekiyor. Bunları gösterdiğin zaman şu üçünü yani Leyla-i Kadir'in hakikatını elde etmiş oluyorsun. Leyla-i Kadir'in hakikati neydi? İnsana bakan tarafı, uzun zamanda alacağın o mesafeyi yani 1000 sene, 2000 sene belki yaşaman gerekiyor ki bu hasenatı elde edesin. Ama şunları yakala, o hasenatı elde ediyorsun. Aşağıda gelen şeyde biraz daha açıyor da onu okumuyorum. Sayfa 181. Müsait olanlar bakabilir. Evet, Allah razı olsun. El-Fatiha.